Ay ne çok doyumuşum. Çocuklar birazdan uyanırlar. Hemen kahvaltı hazırlayayım. Önce bir çay koyayım. Günaydın hayatım. Aa Kerem günaydın. Neden uyandın? Biraz daha uyusaydın. Ya birkaç işim var da gitmem gerek. Nereye gideceksin? Uğramam gereken bir yer var. Daha sonra söylerim. Peki sen bilirsin. Şöyle yapalım. Sen kahvaltıyı hazırla. Ben bir saate gelirim. Peki öyle olsun. Hoşça kal. Allah Allah, ne işler çeviriyor acaba? Ekmekler de kızarsınlar. Şimdi dolaptan bir şeyler çıkarayım. Bardakları doldurayım portakal suyunu. Evet, kahvaltı da hazır. Şimdi gidin kızları uyandırayım. Kızlar, hadi uyanma zamanı. Kalkın bakalım. Ay inanmıyorum, odanın haline bak, yine dağıtmışsınız etrafı. Tuğçe, Tuğçe, hadi uyan. Günaydın anneciğim. Günaydın prenses, hadi kalk bakalım, sabah oldu. Tamam anneciğim, hemen kalkıyorum. Elifciğim sen de uyan bakalım. Ay şu etrafın haline bak, nasıl dağıtmışsınız Elif. Hadi kalk bir tanem. Ay tamam anne kalkıyorum. Günaydın. Günaydın hayatım. Hadi uyan bakalım. Anneciğim saat kaç? 8:30. Ay çok uyumuşum ya. Bir şey olmaz canım. Ama hadi kalkın odanızı toplayın. Buranın hali ne? Ay gerçekten de çok dağıtmışız. Özür dilerim anneciğim. Önemli değil canım da. Hadi kalkın toplayın etrafı. Kahvaltı hazır. Tamam anneciğim kalkıyoruz. Sen daha kalkmadın mı? Hadi Tuğçe. Kalktım anneciğim. Ay çok güzel rüyalar gördüm. Ne gördün bakalım? Sen, ben, Elif, babam ve Emir hepimiz kocaman bir ata binmiş uçuyorduk. Gerçekten mi? Evet çok güzeldi anne. Keşke gerçek olsa uçan ata binsek. Öyle bir şey yok maalesef canım. Ay evet ya. Neyse artık. Hadi kalk bakalım elini yüzünü yıka. Kahvaltı hazır. Ay çok acıktım zaten. Hemen yıkıyorum. Kutlar gibi acıktım. Çanak da fena olmazdı aslında. Yani güzel olabilirdi. Hadi bakalım tatlım, sen de elini yüzünü yıka. Tamam anneciğim. Babam uyandı mı? Evet tatlım, erken kalktı bugün. Bir yere kadar uğradı. Aa nereye gitti? Ben de bilmiyorum ama birazdan gelir. Ay bir sürpriz falan yapmasın. Ben de şüphelendim, olabilir aslında. Şimdi çok merak ettim. Birazdan öğreniriz. Ya hayır Tuğçe, sen kaldıracaksın bunu. Hayır abla, yapmayacağım. Kızlar ne oluyor orada? Anne gel buraya ya. Ay hep kavga hep kavga. Cık cık cık. Geliyorum bekleyin. Anlatın bakalım sorun ne? Neden kavga ettiniz? Anne çünkü ablam ne? Yalan mı söyleyeceksin yoksa? Hayır, sen bana kızdın. Neden kızdın peki? Bir sor. Niye toplamıyorsun eşyalarını Tuğçe? Ya bana ne? Sen de sürmüştün bisikletimi. Ama senin bisikletin. Ayrıca tarakla da en son saçını sen taradın. Ya hayır, bana ne ya? Yapma.
yapmayacağım. Kızlar sakin olun. Teker teker anlatın. Elif sen söyle önce. Seni dinliyorum. Sorun ne şimdi? Anne ben yatağımı düzdüm. Etrafı da topladım. Ama Tuğçe hiçbir şey yapmadı. Yatağını bile ters düzdü. Örtüsüne bakar mısın? Ayrıca bisikletini de kaldırmıyor. Dün gece en son kendisi saçını taramıştı. Tarağı da yere atmış. Hiçbirini toplamıyor. Ayrıca ablasına da bağırıyor. Doğru mu Tuğçe'cim? Ya anne yatağımı böyle düzebiliyorum. Yatak örtüsü çok büyük. Ben ne yapabilirim? Ayrıca dün gece bisikletimi en son ablam sürdü. Hep bana bağırıyor. Ben ona bağırmıyorum. O hep bana bağırıyor anne. Ah kızlar gerçekten çok üzdünüz beni. Abla kardeş arasında bu tür tartışmalar olabilir. Ama birbirinize bağırmanız sizi haklı kılmaz. Aranızdaki problemleri birbirinizle güzelce konuşarak çözebilirsiniz. Elifciğim, kardeşine yapması gerekenleri güzel bir şekilde söyleyebilirdin. Ve ona yardım edebilirdin. Haklısın anneciğim. Tuğçe'cim sen de öyle. Ablanı bağırmak yerine ondan yardım isteyebilirdin. Evet anne galiba haklısın. Hadi şimdi birbirinizden özür dileyin. Ve odanızı beraber toplayın. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Özür dilerim ablacığım. Önemli değil kardeşim. Ben de senden özür dilerim. Canım ablacığım. Seni çok seviyorum. Ben de seni güzel kardeşim. Hadi şimdi odamızı toplayalım. Gel sana yatağı nasıl düzebilirsin onu öğreteyim. Biz geldik. Kimse yok mu? Aa, uyanmadılar mı acaba? Yok ya, Berna uyanmıştı. Geliyorum, bir dakika. Ay, ben saklanayım en iyisi. Evet evet, geç saklan. Sen arkamda saklan. Nerede kaldın Kerem? Geldim işte. Merak ettim, nereye gittiğini de söylemedin. Neredeydin? Sana minik bir sürprizim var. Yani minik de değil aslında, biraz büyük. Bana mı? Çok merak ettim, ne? İşte sürprizim. Aa! Canım ablacığım sürpriz. Ay bir tanem hoş geldin. Bu ne güzel bir sürpriz. Keşke söyleseydin geleceğini, hazırlık yapardım. Gel bakalım bir tanem benim. Kerem abiye ben söyledim, sana sürpriz yapalım dedik. Ay benim güzel kardeşim, seni çok özlemişim. Ben de seni çok özledim ablacığım. Buradaki okula kaydımı yaptım. Aa kazandın mı? Evet. Ay çok sevindim. Sevindin mi? Çok sevindim. Sen de hiç çaktırmadın sürprize. Çaktırmam ben. Ay bu arada çok acıktım. Yemek hazır mı? Hazır hazır, gel bakalım. Çok acıktım, çok çok. Canım ablacığım çok güzel olmuş saçım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim tatlım. Bugünkü tartışmamız için tekrar özür dilerim. Ben hatalıydım. Önemli değil kardeşim, ben de hatalıydım. Annemin dediği gibi kardeşler arasında arada tartışmalar olur. İyi ki varsın canım ablacığım. Sen de iyi ki varsın kardeşim. Gel. Merhabalar. Aa teyze.
Teyze hoş geldin. Hoş bulduk kızlar. Sizi çok özledim canlarım. Ay biz de seni. Gel bakalım buraya. Nasıl da büyümüşsünüz. Teyzem seni çok özlemişim. Geleceğini bilmiyorduk. Annem söylememişti. Ona da sürpriz oldu, söylemedik. Buradaki liseye yazıldım, artık hep buradayım. Gerçekten mi? Çok sevindim. Ay evet teyze, çok sevindik. Artık bizimle mi yaşayacaksın? Evet tatlım. Ay harika. Sıla'nın okul kayıtlarını yaptık. Bu hafta okula başlayacak. Ay çok sevindim. Ya keşke bana da söyleseydiniz. Hazırlık yapardım, odayı hazırlardım. Sıla'ya da bir yatak sipariş etmemiz lazım. Aa haklısın, ben onu hiç düşünmedim. Ay ne yapsak şimdi? Panik yapma. Birkaç gün Elif'le yatarlar, daha sonra da bakarız. E yani öyle olur artık. Kızlar hadi kahvaltıya gelin. Emir uyuyor mu hala? Evet uyuyor. Biliyorsun gece hiç uyumadı. Evet ya gece hiç uyumadı, haklısın. Uyusun şimdi güzelce. Hadi bakalım gelin kahvaltıya. Anne Sıla teyzem artık hep bizimleymiş. Evet tatlım. Çok mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. Hadi gelin kahvaltıya.